Ya bu adam yalancı ya. Bu adamın bugüne kadar doğru bir sözü var mı? Yok. Olmayan bir şeyin iddiasını veyahut da onu savunmak, ortaya koymak, söyledikleri tek şey var. Orada diyor dışişleri yetkilisi yoktu. Ya ne demek dışişleri yetkilisi yoktu? İlla dışişleri yetkilisinin mi olması lazım? Ben varım orada. Dışişleri kime bağlı? Bana bağlı. Ben konuşuyorum. Kiminle? Amerika'nın başkanıyla konuşuyorum. Kalkıp işleri güçleri kafayı takmışlar tercümanımıza. Yatıyorlar, kalkıyorlar. Orada diyor sadece tercüman vardı. Amerika başınıza yönetim... tercümanım kadar taş düşsün. Bir de dürüst konuşun ya. Yani bunu ispatla ben mükellef değilim. Sen mükellefsin. Eğer zerre kadar hukuk bilgin varsa, madem ki böyle bir iddiam var, bunu ispatlaman lazım. İspatla. İspatlayamıyorsan o zaman özür dile. Ama bunlarda o karakter yok. Ve kalkıp işleri güçleri acaba Türkiye'nin uluslararası diplomaside yaptığı bu görüşmelerde ülkeyi nasıl küçük düşüreceğiz? İşte bu tür yalanlar üzerinden ülkemizi, bu ülkenin cumhurbaşkanını itham etmek ahlaksızlığın daniskasıdır. Ve bunlar da ahlaksızdır. 10.10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.